Değerli hocalarım, sevgili katılımcılarımız, sevgili öğrencilerimiz, CEO Konferansları Seri 47'ye hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir isim bizlerle olacak. TRT Genel Sekreter Yardımcısı ve TRT Basın Müşaviri Gazeteci Masum Ekinci. Masum Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Toplantımız Masum Bey'in konuşmasını takiben soru cevap şeklinde devam edecek. Sorularınızı aşağıdaki chat box'a yazabilirsiniz, direkt bana gelecek. Önceden e-mail ile ilettiğiniz soruları da kendisine yönelteceğim. Ben Masum Bey'e söz vermeden önce kısaca özgeçmişini sizlere aktarmak istiyorum. Sayın Masum Ekinci medya sektöründeki çalışma hayatına Günaydın Gazetesi'ne polis muhabiri olarak başladı. Çeşitli gazetelerde spor, adliye ve güvenlik alanlarında muhabirlik yaptı. Ardından Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan ve Rusya'da serbest gazetecilik yaptı. 99 yılında CNN Türk Televizyonu'nu kuran ekipte yer alan Ekinci uzun yıllar bu televizyonda çalıştı. Ses getiren birçok son dakika ve özel habere imza attı. 2003 yılında Amerika'nın Irak'a karşı açtığı savaşa ilişkin gelişmeleri 4 ay Irak'ta kalarak canlı yayınlarla Türkiye'ye duyurdu. Ekinci Irak'ın yanı sıra Çeçenistan, Afganistan, Somali ve Suriye gibi çatışma alanlarında savaş muhabiri olarak görev aldı. 2004 yılında Kerkük merkezli Türkmeni televizyonunu kuran, bu nedenle de 4 yıl Irak'ta kalan Masum Ekinci zor şartlar altında Türkmeni TV'de başarılı işlere imza attı. Televizyonun hem Irak hem Türkiye'de yüksek izlenme oranlarına sahip olmasını sağladı. Irak'ın ardından Kanada'ya yerleşen Ekinci bu ülkede iletişim ve reklam sektörlerinde faaliyet gösterdi. Ekinci Türkiye'de radyo televizyon alanında başladığı üniversite eğitim hayatını Kanada'da hukuk alanında ikinci lisans alarak devam ettirdi. Yurt içi ve yurt dışında yaptığı haberlerle çeşitli ödüller alan Ekinci, çeşitli TV programlarına da senaryo danışmanlığı yaptı. 2018 yılında Kanada'dan geri dönüş yaptığı ülkesinde genel müdür danışman olarak çalışmaya başladı TRT'de, basın müşaviri ve genel sekreter yardımcılığı görevlerini hala sürdürmektedir. Masum Bey buyurun, söz sizin. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle İstinye Üniversitesi'nin bu nazik daveti, Şule'nin nazik davetiyle aranızda olmaktan mutluyum. Umarım keyifli bir söyleşi olur. Ankara'dan da selamlar. Biraz hava kapalı bir havamız var şu an. Başkent Ankara'dan da selamlar olsun. Efendim ben çok küçük yaşlarda kendi bireysel çabamla Ankara Rüzgarlı'da bir gazeteye başvurdum. Gazeteci olmak için. Böyle bir hayalim vardı gazeteci olmak. Kabul ettiler beni. Yaz tatilinde ortaokul öğrencisiydim. 3 ay masa sildirdiler. Masaları siliyordum. Gazetecilik adına hiçbir şey yaptırmadılar. O zamanlar çok söyleniyordum. Ama geçmişe dönüp baktığımda aslında çok şeyi öğrenmişim orada. Önemli bir tecrübeydi. Arkasından sizin de söylediğiniz gibi Günaydın Gazetesi'yle başladım. Türkiye Gazetesi'nde çalıştım. Çeşitli gazetelerde çalıştım. Sonra televizyon görsel alana kaydım. CNN Türk'te başladık. 1999'u daha yayına başlamamıştı CNN Türk. Biz başladığımızda. 4 sene yaklaşık orada görev aldım yine Ankara'da. Arkasından Kerkük'e gittim. Kerkük'te Türkmenel Televizyonu, Saddam Hüseyin sonrası Irak'ta özel televizyonlar yoktu. Dünyaya hiçbir şekilde açık değillerdi. Özel televizyonlar kurulmaya başladığında Türkmenistan televizyondan böyle bir şey gelince farklı bir tecrübeydi. Kabul ettim, gittim. Yaklaşık orada 4 sene kaldım. Televizyonun kuruluş aşamalarına yardımcı oldum. Sonrasında da başında hasbelkader katkılar sunmaya çalıştım. Güzel izler bıraktığınızı düşünüyorum. Oradan da çok derin tecrübeler edindim. Savaş muhabirliği kısmını bazen özellikle o parantezi açmak istiyorum. Savaş muhabirliği gerçekten insana başka derin özellikler kazandırıyor. Bir takım işte hayatınızı planlama şekliniz bile bugünlere yansıyor nihayet. Sürekli tedbirli yaşamayı öğreniyorsunuz. Temkinli yaşamayı öğreniyorsunuz. Yemek bulduğunuzda ertelemiyorsunuz. O an yemeniz gerekiyor. Çünkü belki bir sonraki aşamada yemeğe kavuşamayacaksınız. Ya da dinlenmek hakeza öyle. Bütün bu gazetecilik tecrübesinden sonra Kanada'ya geçtim. Gazeteciliğe ara vermiş oldum. Kanada'da uzun yıllarım geçti. Yaklaşık 10 yıl. Güzeldi, keyifliydi. Herhalde benim açımdan Türkiye dışında yaşanabilecek en iyi ülkelerden birisi Kanada'ydı. Güzel yıllarımız geçti. Kanada'ya da minnettarım. Ancak yine de insanın kendi ülkesi gibi olmuyor. Geçtiğimiz yakın bir zaman öncesinde Türkiye'ye dönüş yaptık.
bu topraklara önemsiyorum. Hala borcum olduğunu düşünüyorum. Bu borcumuzun her birey için ödenmesi gerekiyor. Böyle böyle topluma katkı sağlayarak ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'ye geldikten sonra şunu biraz gözlemledim. Benim çevreme hasta olabilir belki. Daha ziyade insanlarımız şikayet üzerine yoğunlaşıyorlar. Yani ve Batı'yı örnek gösteriyorlar. Ama ben şunu gördüm geldiğimde asansör, arkadan bir kişi geldiğinde asansörü bekleteyim mi pek görmedim. Ama aynı insan işte saygı yok diye şikayet edebiliyor. Bunlar biraz üzüyor ama bireysel çabalarla bunlar topluma yayılıp kısmi iyileştirmelerle toplumun geneline yayılabilir diye düşünüyorum. TRT kısmına gelecek olursak, tabii özel sektörde hep gazetecilik yaptım. TRT benim için hem çok önemli bir kurum hem de korkutucu. Neler yapabileceğimi bilmiyordum. Ankara'da bilmem göreniniz var mı? TRT binası mavi bina diye adlandırılır. Ankara'nın da simge binalarındandır. Burada çalışmak gerçekten bana keyif veriyor. TRT Türkiye'nin, devletin önemli kurumlarından birisi, köklü kurumlarından birisi. Katkılar sunmaya çalışıyorum. Belki bu aşamada biraz TRT hakkında hızlıca bilgi verebilirim. Şu an 17 televizyon kanalı var. Bunların 3'ü EBA TV'ler. Biliyorsunuz pandemiyle birlikte TRT çok hızlı bir refleks gösterdi. Yaklaşık bir pandeminin başlamasından, salgının başlamasından 10 gün sonra 3 tane televizyon kanalını hayata geçirdi. Zor bir süreçti, hızlı refleks gösterilmesi gerekiyordu. TRT geçmişten aldığı tecrübeyle bunu başardı. Başta aksamalar oldu, eksikler, hatalar oldu ama bugün iyi bir seviyede. Ayrıca 16 tane radyo kanalı var. Bunun dışında kamuoyunun çok da belki ilgi alanı olmadığı için bilmediği başka faaliyet alanları da var TRT'nin. 41 ayrı dilde dijitalde yayıncılık yapıyor mesela TRT. Bunun içinde Ermenice, Japonca, Farsça, Arapça dilleri var. Tam ayrı 41 ayrı dilde ve Türkçenin lehçelerinde yayınlar yapılıyor. Tabii TRT deyince biz burası ticari kaygılardan uzak yayıncılık gerçekleştiriyor. Sonuçta bir kamu yayıncısı. Bu ticari kaygılardan uzak olmak niteliği de beraberinde getiriyor. Özel sektörün ıskaladığı birçok işe imza atılıyor burada. Sonuçta örneğin TRT Çocuk reklamsız yayın yapıyor. TRT Çocuk'un yayınları her gün ilk 100 reyting sıralamasında yaklaşık ortalama 30 tane ayrı programını ilk 100'e sokuyor. İlk 100'de yer alıyor. Ancak ona rağmen çocuğun o yüksek menfaati, çocukların dimağının reklamlarla yorulmaması diyeyim için reklam alınmıyor TRT Çocuk'a. TRT belgesel kanalı. Baktığınızda çok karlı alan değil. Ancak başarılı işler yapılıyor. Bir yerden yani bir işe iyi yerler getirebilmek için bir yerden başlamanız gerekiyor. İlk başlangıçtaki işleriniz kötü olabilir. Ama bir yerden başladığınızda kötü de olsa ve azimliyseniz, titizseniz o mutlaka iyi bir seviyeye geliyor. TRT belgesel daha keza Türkiye'de belgeselciliğin gelişimini önemli yerlere taşıyor. Bunun dışında Türkçe'yi her seviyede çok iyi kullanma çabası var TRT'de. Bu vazgeçilmez bir kriter. Bunun için de zaman zaman eleştirileriniz olabilir, sizlerin de olabilir. Öyle diyorsunuz ama böyle oldu, örnekler verebilirsiniz. Şunu dikkate almak lazım. Sonuç itibariyle burada 17 ayrı televizyon, 16 radyo, 24 saat yayıncılık. Bunun içinde hatalar, kusurlar olabilir ama biz bu hataları izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden gelenleri çok önemsiyoruz, düzeltiyoruz. Bazen düzeltme dediğimde araya gireyim. Mesela geçtiğimiz günlerde Iğdır'dan sonuçta 81 ilimiz var. Hava durumunu her zaman bütün şehirlere vermek mümkün olmuyor. Günün belli zaman dilimlerine yayıyoruz. Iğdır'dan bir izleyicimiz dedi ki bizim burada hava durumu çok önemli. Bizim için biz çok takip ediyoruz. Fakat Iğdır'da çok az. Kars, Iğdır. Evet dedik. Biz Kars, Iğdır şehirlerin hava durumunun sayısal olarak çoğalttık ekranımızda mesela.
eleştiriye kapalı bir kurum olmadığını düşünüyorum. Eleştiriler burada dikkate alınıyor. Mümkün olduğunca çaba gösteriliyor. Ayrıca TRT'nin tabii yurt içinden artı olarak yurt dışı var. Türkiye'nin değerlerini yurt dışına anlatmaya önemsiyoruz. TRT World var, TRT Arapça kanalımız var. Bunlar aracılığıyla Türkiye'nin değerlerini, kültürel hazinelerini, haberleri, gelişmeleri de yurt dışına aktarmaya da önemsiyoruz. Bu doğrultuda doğru bilgiye dayalı nitelikli yayınlar gerçekleştiriliyor. Hem yabancı dillerde hem Türkçe'de. Bunun dışında son dönemdeki TRT'nin atakları, yeni yapımları önemli bir şekilde izleniyor. Bizim önceliğimiz reyting değil. Reyting kaygısını gütmüyoruz. Ama reytinglerde üst sırada olunca tabii ki hoşumuza gidiyor, beğeniyoruz. Ama önceliğimiz o kesinlikle değil. Belki sizler de fark etmişsinizdir. Son günlerde TRT yapımları, TRT'nin tematik kanalları mutlaka her evde, her aile ferdini ayrı ayrı bir şekilde yakalayabiliyoruz. Bu biraz geçmiş yıllarda seyirci kısıtlamamız vardı. Herkese hitap edemiyordu TRT'de ama şimdi öyle değil. Bu bizi tabii daha motive ediyor, daha ileriye dönük yeni projeler konusunda teşvik ediyor. Özü sözü insan kampanyası başlattık geçtiğimiz günlerde. Çünkü kar odaklı, TRT kar odaklı değil, insan odaklı. Ve bu çerçevede özü sözü insan ismiyle bir kampanya başlattık. Bunu ekranlarımıza yansıttık. Burada temel önceliğimiz gerçekten insan olması gerekiyor bizim yayınlarımızın içinde. Hem görsel hem işitsel yayınlarımızın içinde. Bu yönde olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum. TRT kısmını böyle herhalde yeterli olduğunu düşünüyorum. Sonraki sorularla belki ileride devam edebiliriz. Tamam. Kendi meslek hayatıma, şimdi bu sizden bu teklif gelince ben kendi hayatımı bir gözden geçirdim. Nelere dikkat ettim, neleri yaptım? İlk başta o Rüzgarlı Sokak'ta, o ortaokul öğrencisiyken, o gazeteye girdiğimde bilinçli bir tercih miydi değil miydi gerçekten hatırlamıyorum ama saygı öncelikli prensibimdi. Bunun hayatımın her döneminde bunu yaşadım. Yani genelde insanlar bu üst makama saygı esas şeklinde yaşıyoruz. Bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani çevremdeki muhataplarıma baktığımda aslında kim olduğuna bakmadan asgari bir saygıyı göstermeye çalışıyorum. Bunun geri dönüşünü hep aldım hayatım boyunca. Hiçbir zaman olumsuz geri dönüş olmadı. Uzlaşmacı bir kültüre sahip olduğumu düşünüyorum. Bu da savaş muhabirliğinin getirdiği belki bir artı bir özelliktir. Çünkü savaş muhabirliği korkutucu geliyor. Benim ailem de nasıl, sen orada mısın, bombalar patlıyor, nasıl? Ama orada içinde yaşadığınızda öyle olmuyor aslında. O kadar korkutucu gelmiyor. Dışarıdan daha korkutucu geliyor. Tabii savaş alanlarına gittiğinizde şöyle bir handikaplarınız oluyor. Çok yardım alma durumunuz olmuyor. Örneğin para istediğinizde size gönderebilecekleri bir banka sistemi olmuyor. Kendi başınıza yetinmek zorundasınız. İnsanlarla ikili ilişkilerinizi yüksek seviyede tutmanız gerekiyor. Bu olmazsa olmaz şartlardan biri. Bunun dışında burada TRT kurumuna girdikten sonra tabii mülakatlara girmeye başladım. Hasbelkader mülakatlarda şuna dikkat etmeye çalışıyordum genelde. CV'ler gerçekten bazen yanıltıcı olabiliyor. Çünkü teorik genelde çok iyi herkeste. Kendilerini insanlar bu konuda gerçekten geliştirmiş. Ama pratik konusunda ben ona özen gösteriyordum. Mülakatlar konusunda özellikle farklı ifadeler, farklı fikirleri önemsiyordum. Geçtiğimiz günlerde bir mülakat yaptığımda
Şirinlik yapmak insan ister istemez bu ihtiyaçları duyuyor mülakatlarda. Güzel sözler karşı tarafa söylemek ihtiyacını duyuyorsunuz. Oradaki arkadaşımız TRT'ye ilişkin bir eleştirisini yöneltti. Aslında bizim de tespit ettiğimiz ama çok gündemde olmayan bir konuydu. Mesela bu benim için çok kıymetli kıymetli olarak gördüm. Onun notumu biraz pozitif olarak o çevirdi. Hayal gücünün özellikle günümüzde baktığımız zaman eksik olduğunu görüyoruz. Yani sonuçta işler bir şekilde yürüyor. İşleri farklılaştıran farklı insanlar, nitelikli insanlar oluyor. Sizler de çeşitli şirketlerde çalışmışsınızdır, üniversitenizde görmüşsünüzdür. Biz genelde güzel şemalar hazırlıyoruz iş hayatımızda, kurumlarda. Asla hataya yer bırakmayacak kendimizce şemalar hazırlıyoruz. Aslında o şemaları, o sunumları hayata geçirenler insanlar. Eğer nitelikli bir insan yoksa ne kadar güçlü şemalar hazırlarsanız hazırlayın. Oradaki kafanızda planladığınız yapılanmayı gerçekleştiremiyorsunuz. Hayat sürprizlerle dolu. Geçtiğimiz bir sene oldu herhalde değil mi pandemi başlayalı? Ben hiç unutmuyorum. Pandeminin ilk vakası açıklandığında bütün Türkiye dehşet içindeydi. Bilmiyorum geriye dönüp siz de hatırlayın. Herkes televizyonlara kilitlenmişti. Bir vaka vardı sadece Türkiye'de bir kişi. Bütün Türkiye dehşete kapıldı. Herkes evine kapanma ihtiyacı hissetti. Arkasından Sağlık Bakanı ilk ölüm vakasını açıkladı. Yine bir kişiydi. Yine Türkiye dehşet. Fakat bugün geldiğimiz noktada bir sene geçmiş. 55 bin vaka, 300 küsürlerde ölümler var. Acı bir tablo var ama alıştık. Kimse de ben o paniği görmüyorum ilk günlerdeki paniği. Dolayısıyla değişken durumlar hayatımıza bir şekilde giriyor. Biz bu değişken durumlara rutin bir şekilde adapte oluyoruz. Ama bu değişken durumlar aslında bir yerde de krizler demektir. Bu krizleri fırsata çeviren insanlar bir adım öne çıkıyor nihayet. Ama biz rutin bir şekilde uyum sağladığımızda aslında ki herkesten birisi oluyoruz. İşte bu noktada farklılıklar, hayal güçleri ön plana çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde gördüm birisi 6 katlı, 2-3 ay önceydi. 6 katlı maske çıkarmış mesela. Bu bir hayal gücünün ve ihtiyaca binaen bir hayal gücünün ortaya çıkardığı aslında inovatif bir iş. Birkaç tane daha vardı, şimdi aklımda değil. Maskelerle ilgili. Çünkü ben mesela diş fırçası üzerine kafa yoruyorum. Daha artık diyorum diş fırçasının bunun üzerine başka bir şey gelmez diyorum. Ne olabilir ki diyorum diş fırçası. Olup olacağı budur diyorum. 2 ay sonra televizyonda görüyorum işte oynar başlık diyor bir şey diyor. Bunun sonu yok. İşte o ayrıntıları bulan insanlar, hayata geçiren insanlar bizim hem kendi hayatlarını düzenleyip başarı hissini yaşayabildiklerini düşünüyorum. Hem de bizlerin hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Bunun dışında bilmiyorum daha ne kadar bazı kıyaslamalar yapmak istiyorum da burada da kendimle ilgili bir başka konu daha belki söyleyebilirim. Sürekli öğrenme durumunu hiç bozmuyorum. Yani bir gün bir iş teklifi gelse salça fabrikasına beni müdür yapsalar 2-3 ay sonra en azından asgari olarak o işi bir şekilde öğrenip çözebileceğimi düşünüyorum. O sürekli öğrenme güdüsünü bir kaygıya dönüştürmek bile gerekebiliyor. Onun dışında günlük hayatımızda hepimizin yaptığı bir belki yanlış var. İş stresi olması gereken bir strestir. Asla onu kastetmiyorum ama streslerimizi azaltmamız gerekiyor bu hayatta. Çünkü başarı
herkese göre değişen bir şeydir başarının niteliği. Başarı stresten uzak mutlu bir hayatla daha kolay gelebileceğini düşünüyorum. Çevremde gözlemlediğim hatalardan birisi bu. Çok fazla anlamsız şeylere mutsuz oluyoruz, kafa yorup endişeler besliyoruz ve geleceğe dair bugünden o endişeleri taşıyoruz. Dediğim gibi en basit örnek pandemi. Ve pandemi herkesin hayatını değiştirdi, herkesin planlarını değiştirdi. Hepimizin kendimize göre irili ufaklı planları vardı ama bugün geldiğimiz noktada o planların çoğu askıya alındı. Belki de hiçbiri gerçekleşmeyecek. Benim çocuklarıma, burada geldiğimizde çocuklarıma okula başladıklarında bir Kanada'da eğitim aldılar, sonra burada başladılar. Onlara şunu söyledim. O Türkiye'deki okul hayatı biraz ebeveynler, anneler, babalar çok fazla yükleniyorlar çocuklarına. 100 almak yasak dedim. Okul birincisi olmak, sınıf birincisi olmak kesinlikle yasak dedim. İngilizceden 100 alabilirsiniz. Ona asla bir şey demiyorum. 100 alana ceza var dedim. Evde büyük bir deprem. Eşim nasıl böyle bir şey söylersiniz? Bunu veliler toplantısında da söyledi. Çünkü veliler toplantısında ilk gittiğimde şunu gördüm. Türkiye'de ilk veliler toplantısı. Hayatımdaki ilk veliler toplantısı. Hocam diyor, benim çocuğum diyor 98 almış diyor. Ne eksik diyor acaba? 98 almış. Öğretmene soruyor. Ya ben düşündüm, ben hayatımda ortaokulda, ilkokulda 98 almamışım. Yani hani baktığımda haksızlık olarak gördüm bunu. Bu çocuğa yapılabilecek bir haksızlık. Yani başarı sadece bütün her şeyi tam dört dörtlük yapmakla gelir mi? Bence gelmez. Arada hatalar yapmanız gerekiyor. O çocuk okul hayatının başından itibaren hep yüz aldığında aslında bir eksiğini görmeyecek. İlk eksikte, ilk hatada da emin olun bana bocalayacak, dizüstü çökecek belki. O zaman yanında olabilecek bir anne babası olmayacak belki de. Bunu okulda bir fen hocası var. EBA TV'lerde de dersler veriyor. Sonra beni duymuş bu konuyu. Dedi ki ben de bunun telifini sizden alabilir miyim? Sizin velilerime söyleyebilir miyim dedi. Lütfen söyleyin dedi. Şunu gördüm. Kanada'da kızım 3 yaşında anaokula gidiyor. Kar fırtınası var. -30'larda hava. Gerçekten zor yürünen bir hava. Ben kızımı almaya gittim. İlk şeylerden birisiydi benim yaşadığım. Baktım benim kızım kar pantolonu, ceketler falan, botlar orada. Hepsi kendi giyiniyor 3 yaşında. Muazzam bir şey geldi bana. Çok hoşuma gitti. Ve biz o ceketini giydirmeye çalışan anne baba dedi, benim kızım beni kandırıyormuş demek ki. Kendi gayet güzel belki 1,5-2 dakika içinde giyindi. Ve orada anne babalar yok tabii, hiç kimse. Ya benim çocuğumu 3 yaşında kar fırtınasına niye çıkarıyorsunuz demedi. Buraya geldik, burada mesajlar yazıyor WhatsApp'ta. Kar yağıyor, hava -2. Çocukları lütfen bahçeye çıkarmayın. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani bu o çocuğun geleceğinde aslında o günler, yani bu anaokulundaki, o ilkokuldaki, ortaokuldaki bu tür tecrübeler o çocuğun geleceğini hazırlıyor. Çok rica ediyorum, gidin bakın. Okullar açıldığında çocuğunu getiren, servis dışında çocuğunu getiren anne babalara dikkat etmenizi istiyorum. Mutlaka hepsi arabadan çocuğun arabası çantasını alıyor. Kendi omzuna asıyor, çocuğun elinden tutuyor, okulun kapısına kadar götürüyor. Öpüyor çocuğunu, içeri gönderiyor. Ben bunu çok gözlemledim. Gerçekten anne babaların çoğu çantayı kendisi taşıyor. Birkaç veli beni azarladı, birkaç anne. Dedi çok ağır çanta dedi. Niye dedi siz taşımıyorsunuz, kızınıza taşıtıyorsunuz dedi. Dedi ki onun çantası, benim değil. İçindekiler onun kitapları ve onun biraz sonra okulda taşıyacağı, onun taşınması gerekiyor. Bunlar belki de dediğim gibi o yurt dışı tecrübesinden sonra Türkiye'ye geldiğimde belki daha iyi gözlemleyebildiğim, daha iyi farklı davranabildiğim konular. Ben de belki Türkiye'de devam etseydim, belki ben de bunları fark etmeyecektim. Belki ben de o insanlardan biri olacaktım.
Özetle söyleyebileceklerim bunlar. Eğer soru cevaplarla ben daha iyi devam edebileceğimi düşünüyorum. Vakit derseniz ki yine devam edebiliriz sonrasında. Sözü size bırakıyorum. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Masum Bey. Bu arada şunu belirteyim Şule Hanımcığım. Her şey hakkında lütfen soru sorabilirsiniz. TRT kurumu, gazetecilik. Tamam. Tamam. Ben önden gelen soruları iletiyorum. Başlayabiliriz. Yurt dışında televizyonculuk zor mu yoksa Türkiye'ye göre daha mı rahat yapılıyor? Birincisi ben yurt dışında gazetecilik yapmadım. Onu hemen belirteyim. Kişisel olarak şöyle bir hayat yaşadım orada. Burada sonuç itibariyle akşam ben yatağa girdiğimde mutlaka ertesi güne taşıdığım kafamda planlar, projeler vardır. Fakat orada bambaşka bir sektöre yöneldim. Hiç bilmediğim bir sektör. Türkiye'de elime çekiş tornavida almamıştım diyebilirim. Orada öğrendim birçok şeyi. Şu keyfi yaşadım. Akşam 5-6 işimizden çıktığımız zaman ertesi güne dair bir şey taşımadım. Orada kesinlikle farklı. Yurt dışında gazetecilik kesinlikle farklı. Gittiğim alanlarda yurt dışından gelen gazetecilerle karşılaştım. Birincisi gerçekten gazeteciliği hayat biçimi olarak benimsemişler. Ben Irak'a gittiğimde Çekoslovakya o zaman 76 yaşındaydı. Bir hanımefendi vardı. Çekoslovakya'dan bir radyodan gelmiş ve muhabir olarak 76 yaşındaydı ve muhabir olarak savaş alanına gelmişti ve bir radyocuydu. Bu Türkiye'de olması düşünülemez bir şey. Veya Amerika'da gazeteciler, muhabirler, muhabirlik bir meslek. Bizde genelde şöyle düşünülüyor. Yani belli bir tecrübeden sonra masaya oturmak, masaya geçmek, haber müdürü, temsilci, genel yayın yönetmeni olmak arzusu var. Yurt dışında bu daha ziyade sahada olma arzusunun devamı var. İmkanlar bakımından bakarsanız biz tabii Türkiye'de haber kaynaklarından bir şeyler ulaşmakta zorlanıyorduk. Yani bir polisiye vaka olduğunda kendi kaynaklarımdan didişerek elde edebiliyordum bilgileri. Yurt dışında bu böyle değil. Genelde kurumsallık oturmuş. Oradaki bir polis yetkilisi bu konuya ilişkin sözcü çıkıyor. Açıklamasını yapıyor. Olaya ilişkin net bilgileri veriyor. Siz detay almak istersiniz. Ondan sonraki sizin gazetecilik becerilerinizde kalıyor. Kişisel olarak hangisini tercih ederim derseniz yine Türkiye'deki sistemi herhalde daha çok tercih ederim. Onu da belirteyim. Peki, teşekkür ediyoruz. Kadir'in bir sorusu var. Dünyada hali hazırda sürmekte olan pandemiyle birlikte hayatımızda infodemi kavramının da oldukça önemli bir yere sahip olduğunu gördük. Bu süreçte gün be gün artan teknolojiyle birlikte özellikle sosyal medya ve basında yalan uydurma haberlerin sayısı da artıyor. Bu kapsamda kendimizi bu artan bilgi kirliliğinden nasıl koruyabiliriz? Doğru haber ile yalan uydurma haberi ayırt etme konusunda bize verebileceğiniz herhangi bir öneri var mıdır? Teşekkürler. Evet, infodemi. Yine okul hayatına döneceğiz. Medya okur yazarlığı diyoruz. Bu belli bir yaştan sonra, bana göre belli bir yaştan sonra kazanılabilecek bir alışkanlık değil. Biz bunu şimdiden çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Eskiden evet gazetecilik dedim. İşte muhabirler vardı. Televizyondan izliyorduk, gazeteden okuyorduk. Şimdi sosyal medya var. Herkes gazeteci. Herkes haber yayını yapıyor. Görüntülü haber yayını bile yapıyorsunuz. Bu kargaşada gerçekten çok zor. Mesela bugün bir tane dikkatimi çekti. Ameliyat eldiveni içine sıcak su doldurulmuş. Bir hastanın elinin üstüne konulmuş. İşte COVID olan hastalar acil bakımda, yoğun bakımda sevdikleriyle bir araya gelemiyor ve onlara kavuşamadan hayatlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla insan sıcaklığını vermek için böyle bir yöntem yapılmış diye. Çok saçma geldi bana. Kafam çok kabul etmedi. Sonra meğerse öyle değilmiş. O kan akışı yavaşladığı için, bir takım ölçümlerin yapılabilmesi için sıcak su doldurmuş eldiven, işte hastanın eline konuluyormuş. Böyle bir şey varmış. Baş etmek çok zor. Yani beyniniz kabul etmiyor ama her zaman vaktiniz olmuyor. Araştıramayabiliyorsunuz. Tabii doğru kaynaklara yine bir şekilde takip etmek gerekiyor. Sosyal medya
kullanıcısıysanız ki öyledir herkes mutlaka. Doğru kaynaklara mutlaka bir şekilde abone olmak, takip etmek gerekiyor. Ama kendim çok zorlanıyorum. Bunu da çocukların okul hayatlarında sadece medya okuryazarlığı dersleri de var, hayata geçirildi ama çok emekleme aşamasında. Anne babalar bu noktada sorgulamaları gerektiğini, çocuklara yani biz bunları öğretiyoruz ama haberlere de bu şekilde yaklaşmaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Yetişkinler olarak ne yapabiliriz? Dikkatimizi vereceğiz. Başka bir yöntemi yok. Yani gazetelerde de bu arada yanlış haberler çıkıyor, televizyonlarda da çıkabiliyor. Sorgulayacağız. Peki, teşekkürler. Ben sorulara devam etmeden Aybüke Hocam sizin sorunuz var mıydı? Evet, aslında var sorularım hocam. Birkaç tane var. İlk sorum şu, kamu televizyonu olarak TRT'nin hem maddi imkanlar açısından hem sahip olduğu kadro ve teçhizat açısından potansiyelini kullanabildiğini düşünüyor musunuz yaptığı üretim bağlamında? Yani büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben de dışarıdan baktığımda ama sizce üretim olarak izleyiciye yansıyan tüm programlar potansiyeliyle orantılı mı yoksa daha mı az kalıyor? Bir de bir şey daha var, bu benim merak ettiğim, bir şehir efsanesi midir yoksa gerçek midir? Şimdi TRT'de ki istihdam edilen pek çok kişi memur statüsünde olduğu için acaba bu kişiler bir rehavete kapılıyorlar mı? Yoksa üretim anlamında daha mı hani bir iş baskısı ya da işsizlik baskısı olmadığı için daha mı verimli çalışıyorlar? Bunu çok merak ediyorum. Bir de son olarak 70'li yıllarda bildiğim kadarıyla TRT'deki çalışanlar TRT'nin o yeni emekleme aşamalarında İngiltere'ye gönderilip BBC'den pek çok eğitim aldılar ve bu sayede TRT güzel bir model kurup aslında bir kamu televizyonu olarak işlemeye başladı. Acaba günümüzde kamu televizyonlarına baktığımızda TRT'nin yeri sizce nerededir? Yani zamanında hani bir kanalı model alan, başka bir kanalı model alan televizyondan günümüzde hangi noktaya gelmiştir sizce? Bunu merak ediyorum. Sonuncudan başlayayım. Evet, BBC kamu yayıncılığının tabii dünyaya uyarlayan bir model. Başarılı da yayıncılık yapıyorlar. TRT'de BBC'yi rol model olarak almış. Ancak biz bugün TRT olarak BBC ile rekabet eder hale geliyoruz. Kamu yayıncısının olmanın getirdiği bir takım şeyler var. Çok sevmediğim bir durum ama PR çalışması bizim için çok kullandığımız bir kavram değil. Yapmamız gereken şey neyse o yapıyoruz. Bunu yüklenip kamuoyunda bakın biz bunu yapıyoruz seslendirmesini pek girmiyoruz. TRT'nin potansiyeli dediniz. Şu günlerde onu yakaladığımızı düşünüyorum bu son yıllarda. Her kesime hitap eden gerçekten bir yayıncılık var. Demin söylediğim gibi her bir ailede ailenin her bir ferdini mutlaka bir TRT kanalı, bir TRT programı, TRT 1'deki herhangi bir dizi mutlaka aile fertleri tarafından ayrı ayrı izleniyor. Bu önemli. Çünkü bizim TRT olarak çok da içerik olarak sınırsız bir alanımız yok. Kamu yayıncısı olduğumuz için bir takım senaryolarda, bir takım program içeriklerinde ister istemez kısıtlamaya gidiyoruz. Ama bu bizim TRT'nin ortaya koyması gereken potansiyeli engelliyor mu? Hayır, engellemiyor. İyi işler de inanın seyrediliyor seyirci tarafından. Yani geleneksel medya mutlaka öldü, ölecek denilirken öyle olmadığını gördük. Elbette ki sosyal medyaya, dijital yayıncılığa, platformlara kayış çok. İnsanlar özellikle genç nesil kendisine sunulan hazır yayın akışını takip etmek istemeyebiliyor. Kendi yayın akışını kendisi kurmak istiyor. Dijital platformlar bunu sağladı. Ama ona rağmen TRT'nin izlenirliği ya da diğer özel televizyonların önemi kaybolmuş değil. Memur, ilk sorunuza dönecek olursam, sonuçta burası bir devlet kurumu. Kamusal bir yayıncılık yapılıyor. Geçmişten 1964'te
mevzuatı yasayla kurulmuş, 1968'de yayına başlamış. 1968 dediğiniz aslında çok uzak bir zaman dilimi değil. Ama yaşadığımız gelişmelere, şu teknolojik gelişmelere baktığımız zaman 200 yıl öncesinden bahsediyor gibi oluyoruz bazen. Tabii o günden bugüne devrilerek, çoğalarak gelen sorunlar var. Onlar her TRT yönetimince dönem dönem halledilmeye çalışılmış ama bugünlerde biraz daha büyümüş. Yayıncı dediğinizde aklınızda tabii haliyle memur ve yayıncı çok kafanızda uyuşmuyor olabilir ama TRT tabii sadece yayıncılıktan ibaret bir kurum değil. Mesela 4353 galiba vericimiz var. Vericilerden, Türkiye'deki bütün vericilerden sorumlu devlet kuruluşu TRT. Orada da personel istihdam ediyorsunuz. Bizim TRT olarak Ankara'da bir gün gelirseniz sizi ağırlamak isterim. TRT müzemiz var. İçinde geçmişten gelen TRT radyo tiyatrolarında ortaya konulan efektlerin uygulandığı stüdyo var. Green Box'ımız var, müzemiz var. Bunun gibi yayıncılığın dışında da birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla belki memur yatıyor, çalışıyor. Bu çok doğru bir bakış açısı olmaz. Ama Ringelman'ın yanlış aklımda kalmadıysa ben de bugün attım tweet. Şöyle 1900'lerin başlarında Fransız bilim adamı bir halat çekme şeyiyle başlıyor. Birer kişiye halat çektiriyor. Çok güçlü performans sergiliyorlar. Halat çeken takımları üçe çıkartıyor. Birer kişinin gösterdiği performansdan daha aza düşüyor. Social loafing diyor. Yani sayı çoğaldıkça performans azalıyor. Şeyi tabirle kaytarma başlıyor. Biraz o durumları her kurumda olduğu gibi biz de yaşayabiliyoruz. Ama dediğim gibi TRT'nin sadece yayıncılığının dışında çok faaliyet alanı olduğu için o dediğimiz performans düşüklüğü çok da yaşanmıyor. Evet, o bir aslında bizim çok kurum kültüründen haberimiz olmadığı için aslında bir dışarıda bir dediğim gibi şehir efsanesi gibi de düşünebilirsiniz. Ben eleştirmekten ziyade aslında merak ettiğim için sordum. Son olarak belki bana bir daha söz gelmez diye bir şeyi de belirtmek istiyorum sizin nezdinizde. O da şu, biliyorsunuz sinema TV öğrencileri staj yapıyorlar pek çok yerde, hem özel televizyonlarda hem TRT'de. TRT ile ilgili her zaman şunu söylüyoruz ve tespit ediyoruz. Öğrencilere staj anlamında gerçekten eğitim veren ve stajın içini dolduran tek yer TRT oluyor. Bunu da belirteyim size ve bu açıdan teşekkür edebilirim. Çünkü çok ciddi bir şekilde TRT'deki farklı birimlerde, farklı program türlerine göre ve birimlerin işlevlerine göre ciddi bir eğitim aldıklarını biliyorum stajda. Bu açıdan da vurgulamam gerek. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu önemli bir ayrıntı aslında. Yani bizim zamanımızda özel televizyonlarda stajyer kavramı vardı. Biz de onlara elimizden geldiğince gerçekten yardımcı olmaya çalışırdık, habere götürürdük, montaja girerlerdi. Her türlü işin içinde olurlardı ama bu son yıllarda ben gözlemlediğim, çok da böyle kesin bir kanaat bildirmek istemiyorum ama özel sektörde stajyerlik kavramı oldukça minimuma düşmüş durumda. Bu son 3-4 yıl içinde ben başka bir konu için stajyer rakamlarını istemiştim de mecliste ilgili bir konu vardı. Son 3 yıl içerisinde 2604'ü üniversite, 1582'si lise olmak üzere toplam 4186 öğrenciye TRT'de staj imkanı tanınmış. Tabii onlar sadece stajyerlik değil, burada bir kültürü de, bir kurum kültürünü öğreniyorlar. Evet. TRT'de çalışmanın hazzını yaşıyorlar. Biz onlara servis imkanı sağlanıyor, yemek imkanı sağlanıyor, bir aylık bir ücret de veriliyor. Ben herhalde çok isterdim gençliğimde stajyerlik imkanım burada başlasaydım diye. Evet, önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum. Evet, teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Masum Bey. Şimdi bundan sonra staj başvurularını size iletiyor olacağız tabii ki. Efendim, o kısmı söylemeyi unuttum. Aracılık yaparım ama insan kaynaklarını yapmamız gerekiyor. Herhalde bugünlerde de başlıyor, tam saatinde bilmiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Biz öğrencileri önce TRT'ye yönlendiriyoruz. Ben
CV'leri açısından da çok olumlu olacağını söylüyorum onlara her zaman. Hem de söylediğiniz gibi kurum kültürünü görmelerini, gözlemlemelerini istiyorum. Gerçekten çok geliştirdiğini düşünüyorum staj yapan öğrencileri. Bu arada bizim rektör yardımcımız Profesör Doktor Peyami Çelikcan hocamız katıldı, trafikteydi. Ben sizi tanıştırmak istiyorum Masum Bey. Peyami hocam buyurun. Masum Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhaba. Söyleşinin günü biraz tabii olmuş böyle yoğun bir güne denk gelmiş. Tam Ramazan arifesi. Trafikte acayip bir yoğunluk vardı. Herkes bir telaş içinde bir şeyler alıp eve yetişmek gayreti içerisinde. Ben yine iyi kurtardım diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Dinlemek isterdim aslında. Epey de gündemimizde sorular var tabii televizyon yayıncılığı, kamusal yayıncılık çerçevesinde. Şimdi tabii yayıncılık çok önemli bir değişimden, dönüşümden geçiyor. Dijitalleşmeyle birlikte giderek yaygınlaşan platformlar geleneksel televizyon yayıncılığını da etkiliyor. Dolayısıyla izleyici broadcast olarak adlandırdığımız vericiler üzerinden, karasal ya da uydu vericileri üzerinden bir merkezden yapılan yayınların yanı sıra bir de streaming TV olarak adlandırdığımız internetten içerik indirerek izlemek gibi bir imkana sahip oluyor. Bu da tabii televizyon izleyici ilişkisini olağanüstü değiştiren bir şey. Televizyon izleyicisi eskiden yayın yönetmenlerinin ya da yayın kuruluşlarının belirlediği program çerçevesinde içerik tüketirken şimdi bundan bağımsız bir şekilde bir havuzdan seçtiği içeriği tüketmek gibi yeni bir imkana sahip. Bu da tabii beraberinde kamusal yayıncılıkla ilgili de önemli sorunlar gündeme getiriyor. Ben bunu bir sormak isterim. Yayıncılık alanındaki bütün bu gelişmeler Türkiye'de ve dünyada kamusal yayıncılığı nasıl etkiliyor? Kamusal yayın kuruluşları bu anlamda bu değişime nasıl ayak uydurmaya çalışıyorlar? Gündemlerinde nasıl bir politika var onu merak ediyorum aslında. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Tabii gerçekçi olmak lazım. Bu dijital platformların bize sunduğu bu seçenek keyifli bir seçenek. Yani kendi yayın akışınızı kendinizin oluşturması kulağa çok sıcak geliyor. Ama dönüp dolaşıp sonuçta günümüzde her konu içeriğe geliyor. İçeriğiniz eğer güçlüyse bu geleneksel yayıncılıkta da seyirciyi, izleyiciyi, dinleyiciyi yakalayabiliyorsunuz, kaçırmıyorsunuz. Bizim TRT olarak stratejimiz biraz o noktada. Yani içerik çeşitliliğini arttırıp her yaşa hitap edecek içeriklerle seyirciye, izleyiciye keyifli, öğretici anlar yaşatmak. Kamusal yayıncılık zaten dünyada geçmiş yıllarda da hep tartışması yaşandı. Kamusal yayıncıların önemi azalıyor, iddiaları oldu, böyle ifadeler oldu ama dönüp baktığımızda kamusal yayıncılık hala önemini koruyor. Baktığımızda bu pandemi siz yokken burada mevzu oldu. Biz doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz? Kafamız karışmadan doğru bilgiye nasıl ulaşabiliriz biraz önce konuştuk. İşte kamusal yayıncılık belki bu noktada çok önem arz ediyor. TRT'nin hala bu anlamda yani bu kadar mecralar çıkmasına, bu kadar yeni mecraların hayatımıza girmesine rağmen bir şekilde kamusal yayıncılar güven endeksine baktığınızda üst sıralarda yer alıyorlar. Herhalde geçen hafta gördüm infodemi ile ilgili en yanlış bilgiler WhatsApp gruplarından yayılıyormuş galiba. Amca grupları diyorlar herhalde. En çok oradan yayılıyormuş. Tabii bu anlamda kamusal yayıncılık önemini koruyor. Hala muhafaza ediyor. O geçmiş yıllarda denildiği gibi bir oyundan sahadan çıkma durumu olmadı. İnsanların bu anlamda diğer devletlere baktığımızda da yani BBC örneğini konuşmuştuk. Hala İngiltere'de oldukça önemini koruyor. Hala
konuşulan, takip edilen bir mecra. İspanya'da öyle, Almanya'da, İtalya'da öyle. Ben kamusal yayıncılığın bu günümüz dünyasındaki sıkıntılara, krizlere baktığımızda öneminin çok da azalacağını düşünmüyorum. Ama burada tabii bir gerçekçi olmak lazım. İçeriğinizin güçlü tutmak zorundasınız. İçeriğini güçlü tutmayan günümüzde medya dünyasında kamusal ya da özel ayakta duramaz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sorularımıza devam ediyoruz. Bu arada bir tane talep var, onu da ileteyim. Teşkilat dizisi bitmesin, devam etsin, çok sevdik diye bir yorum var. Teşkilat dizimiz devam edecek. Ankara'da çekiliyor bu arada. Kısa bir bilgi vereyim. Önemsediğimiz bir projeydi. İyi başladı. Beklediğimizin, yani başarılı olacağına inanıyorduk. Beklediğimizin ötesinde başarılı oldu. Devamı gelecek. Güzel haber. Teşekkür ediyoruz. Savaş muhabirliği yaptığınız sırada unutamadığınız bir anınız var mı? Var. Çok var. Çok var. Bir tane, bir tane Afganistan'dan beni çok etkiledi. Hala tüylerim diken diken oluyor. Afganistan'da dünyada mayınların, kara mayınların en çok olduğu ülke Afganistan. Ve mayın haritaları da maalesef herkes paylaşmamış. Herkes koymuş ama mayın haritalarını koymamış. Hala çok tehlikeli. Ben Afganistan'a gittiğimde bir İtalya'dan aldığım bir mayın botu vardı. Çok ağırdı. Onunla geziyordum. Bacak kaslarım gelişmişti. Altında çok metal tabaka var. Onunla geziyorsunuz. İşte mayına bastığınızda o botun özelliği şu, sizi havaya fırlatıyor. İşte en fazla aşırı patlamadan kolunuz, bacağınız kırılabilir düştüğünde ama bacağınız kopmayabilir. Orada en büyük sıkıntılardan birisi bu mayınların kopardığı bacaklar. Bir aile görmüştüm Şıbırgan'da. Onların yani tesadüf eseri inek, tahta bacak var ineğin. Arka sağ bacağına tahta bacak koymuşlar. Korkunç üzülmüştüm. Sordum orada, niye dedim böyle bir şey yaptınız? Yani normalde böyle bir başına belli ki mayın kazası gelmiş. İşte ne diyeyim, kesilir ve yenir yani normal şartlarda. Orada onu yapmamışlar. Bunun başka bir açıklaması olmalı diye. Dediler ki bizim başka hiçbir gelir kaynağımız yok. O inekten gelen sütle biz geçiniyoruz ve feda edebileceğimiz bir şey değil. Ve onun ayağına bir tahta bağlamışlar kendileri iptali usulüne. Ve onunla yaşatmaya çalışmışlar ve yaşamışlar. Bu beni çok etkilemişti. Evet, gerçekten üzücü bir anlayımmış. İşe bir diğer sorumuz şöyle. İşe alımlarda hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Yani kendinize bir yardımcı seçseniz ya da sizin altınızda çalışıyor olsa hangi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Benim hayal gücü ve sürekli öğrenmenin öneminden bahsetmiştiniz. Bunlara ilave edecekleriniz var mı? Var. Sabırlı olması. Yani biraz o yönde mülakatlarda bazen zorluyorum. Sabır nasıl bir sabır? Belki biraz baştan döneyim. Bizde de geliyorlar. Gerçekten çok güzel. Baktığınızda CV'ler muazzam. Yurt dışında okumuş. İki dil biliyor. Bazıları üç dil biliyor. Hatta ben CNN Türk'te böyle bir başvuru olmuştu. O zamanki genel müdür ne düşünüyorsun demişti. Dedim ki yani bu CV'ye baktığımızda dedim. Hepimizi atın bu haber merkezine. Herkese işten çıkartın. Bu arkadaşımız tek başına yeter gibi gözüküyor dedim. Mülakatlarda CV'ler bazen dediğim gibi yanıltıcı olabiliyor. Çünkü genç arkadaşların şöyle bir öğrenmeye döneceğim yine. Şalteri kapatıyorlar. Yani iyi bir okul okuyor, iyi beceriler elde ediyor ve ondan sonra ben oldum deyip öğrenmeyi kapatıyorlar. Birkaç kişi buraya şöyle, ben mülakat aldığımda şöyle, yani bana şu ifadeyle yaklaştı. Ya ben aslında mülakat yapılacak bir insan değilim. Direkt beni almanız lazım işe moduyla yaklaştı. Şimdi böyle bir insan haksızlık veya yanlışlık yapmak istemiyorum ama zor ondan sonra. Dolayısıyla ben sabır, uzlaşma kültürü,
Bunları çok önemsiyorum. Farklılığı önemsiyorum. İddialı olmayı önemsiyorum. En önemlilerinden birisi belki o. İddialı insanları seviyorum ben. Yani cesurca fikri, gerçekten uygulanamaz bir fikri de olabilir. Çok saçma sapan da olabilir. Fakat arkasından gelecektir. Uygulanabilir bir fikir gelecektir. İddialı insanları o nedenle bugünümüzde daha çok seviyorum ben. Bunlar benim olmazsa olmazım. Girdiğim mülakatlarda bu özelliklere dikkat ediyorum. Onlar da olan zaten inanın bana başarılı oluyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Son sorum, yani öğrencilerimizden gelen son sorumuz. Özgeçmişinizde 99 yılında CNN Türk Televizyonu'nu kuran ekipte yer aldığınızı okumuştuk. CNN Türk mü, TRT mi? Zor bir soru. CNN Türk, ya öyle bence mukayese etmek yanlış olur. Çünkü CNN Türk'te tabii o zaman televizyon, Türkiye'de televizyon haberciliği yeni başlamıştı. Ve biz o zaman CNN Türk yönetimi şunu çok önemsiyordu: son dakika haberi. Hatta İstanbul Reji'de birkaç muhabir için, işte Hande Fırat, ben, birkaç arkadaşımız için böyle özel hat kurulmuştu. Zaman kaybetmemek adına biz Ankara'yı bypass edip direkt o hattı arıyorduk. Yaklaşık 10-15-20 saniye sonra da yayında oluyorduk telefon bağlantısıyla. Çok özel önem veriliyordu. Ben çok şükür başıma böyle bir yalanlanan ya da yanlış çıkan bir son dakika kazası yaşamadım. Yaşayabilirdim de. TRT tabii bu anlamıyla daha kuralcı davranıyor. Birkaç kaynaktan teyit etmediği haberlere geçmişten bugüne girmemeye çalışıyor. Hızdan ziyade TRT'de verilen önem güvenilir olmak. O yüzden belki mukayese, ayrı ayrı keyifler yaşıyorum ya. Öyle mukayese etmek istemiyorum. Şimdi kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. CNN Türk'te de çok keyif yaşadım. Burada da çok keyif yaşıyorum. Bu sabah işte mavi binaya girerken yine baktım böyle, ah ben TRT'de çok güzel, harika bir yerde çalışıyorum diye düşünerek girdim. İkisi de ayrı ayrı güzeldi bence. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik öğrencilerimizden gelen sorularımız bu kadar. Ben Peyami Hocam'a söz vermek istiyorum. Hocam. Teşekkür ediyorum. Masum Bey, teşekkür ederiz. Başlangıç kısmını kaçırmış oldum. Eminim ki çok güzel bilgiler paylaşmışsınızdır öğrencilerimizle, hocalarımızla. Ben tabii 1987 yılında mezun oldum. O tarihten itibaren de TRT ile yoğun ilişkilerim oldu. Kamusal yayıncılığı tabii seyircinin doğru bilgilenmesi anlamında çok önemli görüyoruz. Öneminin de hiçbir zaman kaybolmamasını diliyoruz. Deminki tespiti yaparken de önemini kaybedeceği noktasında değil ama gelişmelerin her yayın kuruluşunu bir değişime yöneltmesi açısından üzerinde durmuştum. Tabii şu çok önemli, TRT'nin çok güçlü bir görsel hafızası oluştu yıllar içerisinde. Dolayısıyla aslında bütün bu dijital alandaki gelişmeler geniş havuzların, içerik havuzlarının platformlar üzerinden izleyicinin kullanımına açılması anlamını taşıyor. Mesela Türkiye'de de bu anlamda en güçlü yer TRT tabii ki. Gönül ister ki kamusal yayın kuruluşları da böyle platformlarla bizim bu havuz içerisinden istediğimiz içeriğe erişip bunları izleme imkanını bulmak. Şartlar giderek zaten bütün kuruluş, yayın kuruluşlarını buna zorluyor. Dolayısıyla bazı araştırmacılar bunu şeye benzetiyorlar. Artık evlerde bir içerik otomatı var akıllı televizyonlarla. Bu otomata düğmeye basıp istediğini alıp izleyip bırakabiliyorsun. Bu tabii izleyicinin krallığı demek, yani krallığı, kraliçeliği demek aslında. Yayın kuruluşları da bu değişime bir şekilde ayak uydurmak suretiyle hem aslında arşivlerindeki bu zengin görsel işitsel malzemeyi paylaşma imkanı buluyorlar, hem de izleyiciyle daha güçlü ve etkileşimli bir bağ kurmuş oluyorlar.
Dileriz TRT arşivini dijitalleştirmişti zaten. Bu dijital kaynakları değişik yollarla daha geniş paylaşıma da açar. Böylesi çalışmaları da planlıyordur diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Doğru bir tespit yaptınız. TRT tam olarak Türkiye'nin işitsel ve görsel hafızası. Biz bu arşivlerimizi önemsiyoruz. TRT İzle uygulamamız hayata geçti. Biz oraya dijital arşivlerimizi dijitale çevirip TRT İzle'ye yüklüyoruz. Sürekli arkadaşlarımız haftanın 7 günü çalışıyorlar. Mutlaka TRT İzle uygulamasını bir değerlendirmenizi rica edeceğim. TRT Dinle uygulamamız var. Bunlar daha lansmanları yapılmadı. Daha duyurulmadı ama şeylerde dijital mağazalarda bunların TRT Dinle ve TRT İzle'yi indirebilirsiniz. TRT İzle muazzam. Geçmişten itibaren TRT radyolarının yayınladığı bütün o arkası yarınlar, radyo tiyatroları, sanatçıların eserleri ücretsiz, reklamsız kullanımını açtık. Mutlaka tavsiye ediyorum. TRT Dinle ve izleyi bir gözlemlemenizi rica edeceğim. Şu anda erişilebilir durumda yani. Erişilebilir durumda. Peyderpey yükleniyor. Özellikle şeyler TRT izleye arşivlerimiz. Ama hedefimiz zaten tamamını oraya geçirmek. Ve reklamsız, ücretsiz, herkesin kullanımına açık olacak. Çok güzel, bir deneyelim bakalım. Elinize sağlık. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Tabii doğru söylüyorsunuz. Yani yayıncılar da, yayıncı kuruluşlar da kendilerini yenilemeli ve bir takım atraksiyonlar mutlaka yapmalı. Başarılı olmak istiyorlarsa, takip edilmek istiyorlarsa. Biz de bu dijital platformlara rakip demeyeyim, dijital platformlar ayarında neler yapabiliriz de kendi içimizde konuşuyoruz, tartışıyoruz. Onlara da yakında hayata geçirecek projeler önümüzde gelecek diye düşünüyorum. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Masum Bey, çok çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğunuz için, değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için. İnşallah pandemiden sonra sizi üniversitemizin kongre merkezinde de ağırlamak isteriz. Daha geniş katılımlı öğrencilerimizle birlikte. İnşallah. Ben telefondan bağlandığım için esnemesini bastıran simalar var mı yok mu göremedim. İnşallah olmamıştır. Yok, yok, umarım olmadı. Sıkılmamışsınızdır. Ben çok teşekkür ediyorum. Yok, çok keyifli geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İstinye Üniversitesi'ne selamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşça kalın.